kaçma polis! Dur kaçma! İlaçları içiremeden evden çıkmak zorunda kaldım. Otur. Evet. Tepkileri son gördüğüm günden bugüne kadar epeyce gelişme göstermiş. Zaten konuşmaya çalışması, isminizi söyleyebilmesi çok önemli. İyileşiyor yani. Meryem'im. Meryem Hanım'ı hastaneye götürmek istiyorum. Bir süre gözetimimiz altında kalması iyi olacak. Ne lüzum var doktor? Hastaneye ne var ne yok hepsini buraya götürelim. Yok abi, doktorun yanında olması daha iyi olur. Bu konuda ısrarcı olamayacağım. Kararsızım. Lütfen Şahin. Belki de doktorun söylediği doğrudur. Ama cıvcı bu. Şahin Bey. Bence bağıraklı. Burada olmasındansa hastanede olması daha sağlıklı. Tamam. Ne yapalım?
Yatıralım. Haydi. Nasıl bu Kem? Hoşuna gitti mi? Sonra yine gezeriz değil mi? Gezeriz tabii, bu kereyiz. Hem daha Medi'yle açılacağız. Oltayla balık tutacağız. Ben gideyim de babama haber vereyim döndüğümüzde. Ver tabii. Bu kim? Ben seni çok seviyorum. Ben de seni. Seviniyordum baba. Onu düşününce böyle içimde bir şey oluyordu. Gülüyordu. Şimdi sanki burama bir şey saplanıyor. Çok üzülüyorum. Baba. Üzüleceksin oğlum. Yüreğin sızlayacak. Aklın kabul etmeyecek. Kimseyle görüşmek. Kimseyle konuşmak, hiçbir şey yapmak istemeyeceksin. Ama zamanla her şey gibi bu da bitecek. Yavaş yavaş iyi olacaksın. Yaşar. Anneme çok kötü bir şey yaptı değil mi o? Evet oğlum. Çok iyi birisi ama o da çok kötü bir şey yaptı. Sen anneme hiç böyle bir şey yapmazdın değil mi baba? Ben anneme gideceğim. Orhan,
Annene bir şey söyleme olur mu? Söylemeyeceğim. Çok üzülür baba. Üzülür. Şimdi ben seni bırakıp Necmi'nin oraya gideceğim. Sen de anneni görüp oraya gelirsin. İşlemleri başlatacağız. Orhan Gündey olacaksın. Büyür müsün? Bilmeyelim. Olur. Yürüyelim. Olur oğlum. Yürüyelim. Ne kadar güzel bir yer. Bence Meryem abla burada daha hızlı iyileşecek. Ya doktor da ne kadar kalacağını söylemedi. Yani bir başına kalacak ha buraya bu kadın. Yalnız kalacak. Ben de kalırım onunla Şahin. Merak etme. Ama Civciv'im, hastane köşelerinde perişan olursun. Merak etme Şahin'cim. Hem eve gitsem de aklım onda kalacak. Ben de Meryem ablayla birkaç gece kalırım. Ha? Hem ben de gelirim sık sık. Yani Bahar'ın canı sıkılmasın diye. Teşekkür ederim. Rica ederim. Haber var mı anne? Yok kızım. Yok. Orhan. Anneciğim. Anne. Hoş geldin anneciğim. Nasılsın anneanne? İyi. Orhan? Ağladın mı sen? Yok. Yolda gelirken gözüme toz kaçtı. Anneannem, armut hoşafı yaptım. Getireyim sana, seversin. Canım, bir şey istemiyor. İster ister. Gel bakayım sen şöyle anne. Neyin var anne? Anne. Ben Orhan Gündey olacağım. Biliyorum. Sen de babamla evlenseydin Fehime Gündey olacaktın. Öyle olacaktım. Babam seni hiç üzmezdi değil mi anne? Sana yalan söylemezdi. Söylemezdi. Keşke gitsek. Nereye? Uzaklara. Sen, ben, kardeşlerim, baba. Ama olmayacak. Yaşar var. Bir gün küçük olsun. Onun da çocuğu.
Sen bir şeye mi üzüldün anneciğim? Yok. İyiyim ben anne. Ben babama gideyim. Anneannen hoşaf getirecekti. Canım hiç istemeyin anne. Sen de anne. Sağ olasın kızım, eline sağlık. Afiyet olsun baba. Baba. He kızım. Niyazi bana evlenme teklif etti. Ben sağ sormadan... Kızım, artık senin mutlu olma zamanın. Bir daha hiç eğmeyeceksin başını. Nihayet rahmetli ananın da benim de en büyük hayalim gerçekleşecek. Gelin olacaksın kızım. İnşallah baba. Afiyet olsun. Sağ olasın Nazan. Davut abi. Gel otur hele. Bir baba için kızından ayrı kalmak çok zor bir şey. Ama Niyazi oğluma sana emanet edeceğimi düşününce her şey daha kolay oluyor. Sağ olasın Davut abi. Allah sizi bir ömür boyu mutlu etsin inşallah. Benden bir şey saklıyor gibiydi ha? Harun öğrenmiş olmasın sakın. Öyle bir şey değil. Bir şey de yemeden gitti gerçi. Kızım, sıkma canını. Öğreniriz nasılsa. Ne öğreniyorsun? Talebi mi sizi? Harun'dan haber var mı baba? Var. Hayırdır inşallah? Hayırdır, hayırdır. Bizim kot kafayı yakalayıp nezarethaneye atmışlar. Tutuklu yargılanacak. Oh, Harun'a. Oğlum sen hapislere de düşecektin oğlum. Ah. Ah. Anneciğim daha bir şey belli değil. Sakin ol. Yok, yok. Yok, ben gidip Harun'u göreceğim. Bugün görüştürmüyorlar. Yarın ben görüşeceğim. Biz de gelelim baba. Bakarız. Thank you.
yapıyorsun lan sen? Çek şuradan. Aa, anla. Niye senin yanında? Sana ne lan? Sana mı hesap vereceğim bir de? Ona sarıldı. Ne sarılması? Ben öyle bir şey yapmadım. Gördüm ben. Elini de tuttum sahilde. Anla üşümüş. Sen annemi aldattın Yaşar. Kimseye söylemeyeceksin değil mi? Söyleme. Ben senin gibi değilim. Annemi üzme. Aferin aferin. Ya, yolun ortasından da yürüme. Kenardan kenara. Hadi. Ne oldu? Yok bir şey. Babasıyla ilgili. Nüfusunu aldıracak ya. Bitireceksin ha evladım. Bitireceğim dede, bitireceğim. Sonra Davut abiyle Buke'yi alıp denize götüreceğim. Melihat'la beni götürmeyecek misin? Ya olur mu öyle şey ya? Zaten tekne senin emrinde. Senin dur da ne zaman istersen. Dedem. Ben kaç defa düştüysem ilk hep senin elini gördüm. Sağ olasın. Öyle olacak evlen. Davut abinin hastalığı için yaptıklarını asla unutmayacağım. Ben de senin ailemiz için yaptıklarını unutmam Niyazi. Yıllardır bütün sıkıntımıza, derdimize derman oldu. Keşke öyle olsaydı da. Öyle bir şey yok dedem ya. Var evlat, var. Cemal'im göçüp gitti bu dünyadan. Ama bizi kollaması için seni bıraktı arkasına. Dedim. Biz yarın bu nikah işlemlerini başlatacağız. Ya, geç bile kaldınız evladı. Ha, ya beni karakoldan aradılar biliyor musun dedem? Bu Harun var ya, onu yakalamışlar. Aklım almıyor evladım. Ha, şu kadar çocukluğunu bilirim. Nasıl etti? Nasıl böyle şeyler yaptı? Aklım aldı. Benim de dedim. Benim de. Ama o da hatasını anlayacak da. Anlayacak, anlayacak. İnşallah. Sana. Sen neden ağlıyorsun? Yok. Ağlamıyorum ben. Toz kaçtı gözüme. Aa, toz. Heh.
Senin baba Mustafa. Benim baba. Mustafa Günday'ın oğluyum be. Orhan Günday. Orhan. Senin baba çok seviyor beni. Babam sevilmez. Yoksa siz... Babam mı arkadaşlarsınız yoksa? Arkadaş. Biz arkadaş. Bunca yıl sonra Meryem Hanım'ın parmağını oynatması... ...ne bileyim bir şeyler söylemeye çalışması bence müthiş bir şey. Babaannemler de duyunca çok sevinecek. Ya. Nasıl sevinmesin? Meryem Hanım'ın ismini duyunca bile Melahat babaannenin gözleri dolu dolu oluyordu. Ne de olsa kardeşidir. Sinan, haberi gider gitmez verecek misin? Evet. Sakıncası yoksa ben de seninle gelebilir miyim? Bu haberi duyduklarında yanlarında olmak istiyorum. Bak bunun doğru olacağını sanmıyorum. Peki. Aslında biz tahmin ediyorduk ama kimsenin günahını almayalım diye bir şey demedik. Adama bak ya. Hem de kızının öğretmeniyle ya. Tövbe. Feymon'un haberi yok da? Yok. Orhan'ı da tembihledim söylemesin diye. Zaten Orhan söylemez ki ya. Ey asistan. Biz ne yapacağız Orhan'ı ya? Çocuk perişan oldu. Ne yapacağız Necmi? Yanında olacağız. Destek olacağız. Unutturmaya çalışacağız. Ya ben diyorum ki Orhan da alıp Sakarya'ya bizim oralara götüreyim. Birkaç hafta kalırız orada. İyi gelir ona da. Aslında iyi fikir ha. Vallahi bence de iyi fikir ya. Ha? Hem biz de geliriz. Ha. Değil mi? İyi olur. Ama önce halletmem gereken bir iş var. Para meselesi değil mi? He. Ara buraya mı gelecek? He. Bayağı doldu gider ha. Bir arayalım da. Allah Allah. Ya ulaşılamıyor diyor. Ya kapalıdır ya şarjı bitmiştir. Buyurun. Çocuk bende. Sen para yarın ödeyecek. Yoksa çocuk ölür. Ne oldu Mustafa? Orhan'ı kaçırmışlar. Yemeği dışarıda yediğimiz iyi oldu kızım. İçeride yatmaktan... Valla bıkmıştım. Doktor da tahlillerin iyi olduğunu söyledi baba. Çok şükür kızım, çok şükür. Nasıl Davut abi? Ağrın sızın var mı? Yok ne yazık, yok. İyi o zaman. Düğünde hep beraber horon edeceğiz ha? Ederiz.
Efendim Sabri. Alo abi. Nasılsın, iyi misin? İyiyim Sabri, sen nasılsın? Allah'ıma şükürler olsun abi. Seni bize bağışladı. Sabri. Bu Bukey'le Niyazi'yi evlendiriyoruz. Siz de geleceksiniz değil mi? Hiç gelmez olur muyum abi? Tabii ki geleceğim. Tamam o zaman, ben sana haber veririm. Hadi Allah'a emanet olun. Sen de abi. Amcanlar da düğüne gelecekler. Arif! Nerede kaldı Necmi? Çıkmış da geliyor şimdi. Ya Mustafa, ya bu adamlar bu kadar güçlü müdür ya? Biz niye polise haber vermiyoruz? Arif, bu adamlar senin bildiğin adamlardan değil. Biz polise haber verirsek onlar da Orhan'ı öldürür. Tövbe de ya, Allah Allah, Allah korusun ya. Arif, içerideyken sürekli haberler alıyorduk. Bu adamların kaç kişiyi kaçırdıkları, kaçını öldürdükleri belli bile değil. Vay anasını ya. Nasibeler çattık ya. Ah geldi. Necmi. Ne yaptın? Bankadaki bütün parayı çektim. Eşten dosttan da topladım. Ne kadar? Hepsi 50.000 lira. İstediklerinin yarısı bile değil. Ya aslında benim kafamda bir şey var ama kabul eder misin bilmiyorum ki. Ne demek kabul eder misin Necmi? Ya bir çaresini bulduysan söylesene. Resul'den isteyelim. Edip bu parayı yarına kadar bu adamlara teslim etmemiz lazım, biliyorsun da. Başka çaremiz var mı? O gün de beni anlamıştı Meryem. Bunca yıldan sonra İlk defa gözlerimin içine baktım. Doktor ne dedi peki? Vallahi dede çok ümitli konuşuyor. Allah şifa versin. Abi. Harun abi yakalanmış ha dede. Yakalandı. Elleri kırılasıca. İnşallah gün yüzü görmez bir daha. Niyazi de bu nikah işlemlerini yarın halledecek. Düğünü nerede yapacağız dedi? Ya Karagöl'ün orada istiyorlar. Çok güzel olur orada. Getirdiniz beni buraya.
Ben size kötü bir şey yapmadım ki ama. Çıkarın beni. Çıkarın beni. Senin ses çok fazla. Senin baba seviyor, gelecek. Sen çıkacak. Sessiz ol. Necmi, Resul abi buraya gelecek değil mi? He. Arif. Ha Mustafa. Necmi, şimdi Resul gelince onunla siz muhatap olun. Yani siz anlatın her şeyi. Ya biliyorsunuz şimdi ters bir şey söyler, sıkıntı çıkar. Tamam tamam Mustafa, merak etmesin. Biz konuşuruz. Öyle değil mi Necmi? Konuşuruz, tamam. Nerede kaldı bu adam ya? Aha, geliyor. Selamun aleyküm. Ne diyeceksiniz deyin, namaza gideceğiz, sevap alacağım. Resul abi, Orhan'ı kaçırdılar. Kaçırdılar. Aha, bu asil sizi kaçırdı. Resul! Sakin Mustafa, sakin. Sakin. Öyle değil Resul abi. Mafya kaçırdı, durum ciddi. Para istiyorlar. Valla sen beni gerizekalı mı insan? He? Törenimi bahane ederek benden para alacaksın değil mi? He? Ben de yedim. Resul abi, sen bizi kaç senedir tanıyorsun ya? Biz Orhan'ı bahane edip böyle bir şey yapacak adamlar mıyız? He? Aha bak, paranın bir kısmını bulduk. 100.000 liraya daha ihtiyacımız var. Efendim? Para tamam. Hazır değil ama olacak. Oğlum nasıl, iyi mi? Şimdi iyi. Saat söyledim. Sen acele. Yoksa çocuk ölür. Ya, duydun mu? Neden benim torunumu kaçırdılar? Neden benim kızımı kaçırdılar? Ya, Mustafa'yı içeride zorla borçlandırmıştır. Vallahi sen buraya hiç gelmeyecektin. Şimdi bunları konuşacak zaman değil. Sen şimdi parayı verecek misin, vermeyecek misin? O ne de? Vereceğim. Ama velayet davasından vazgeçeceksin. ...50.000 lira veriyor. Paranın gerisini torunun buraya geldiği zaman alacaksınız. Resul! Mesele senin 50.000 liran, 100.000 liran değil. Mesele oranın canı. Bu herifler bunu kabul etmezler. Ettir.
et dur. Yoksa... çocuğu kurtaramayabilirim. Akıllı o. Parayı yarın ödeyeceğim. Kadın birdenbire hareketlendi. Hatta konuşmaya başladı. Böyle bir şey olmaz. Oluyormuş demek ki Şahin. Naz, bir daha seninle uğraşmayayım ya. Sen neden geldin yine? Şahin'cim, olayın bir de iyi tarafından bakmaya çalış. Bak mesela buradayız, baş başayız. Bahar da yok. Ula biz neyin derdindeyiz, sen neyin derdindesin? Karıya bak ya, karıya bak ya. Sakin ol Şahin. Hem böyle yaparak hiçbir şeyi halledemeyiz. Ne değişecek ha? Ne değişecek? Sakin olsam neyi halledeceğiz? Belki bir şeyleri değiştirebiliriz. Ulan bu doktor da çok idealist. Onu hiçbir şekilde yönlendiremeyiz. Biliyorum. Nasıl değiştireceğiz? Kim halledecek? Aslında kendimiz halledebiliriz. Sen Meryem'inden vazgeçebilir misin Şahin? Ne demek istiyorsun? Yani Meryem Hanım'ın yaşı geldi. Yaşayacağını yaşadı. Göreceğini gördü. Eğer istersen bu dünyadan göç edebilir. Olmaz öyle şey. Emin misin? Olmaz dedim ya. Meryem benim ilk karımdır. Peki. Ama konuştuğu takdirde olacakları bir daha düşün istersen. Yaşar. Yaşar. Neredesin sen? Buradayım. Konuşmamız lazım. Konuşalım. Torunum Orhan'ı kaçırdılar. Orhan'ı mı kaçırmışlar? Kim kaçırmış? Mafya. Para istiyorlar. Mafya mı kaçırmış? Nasıl yani? Mustafa içerideyken boşlanmış. Parayı almak için torunumu kaçırdılar. Bak sen. Senden para koparmak için yalan söylüyorlar. Yok yok öyle değil. Ver o zaman parayı torunun değil mi? Vereceğim tabii. Sen götüreceksin. Bir kilici oğlu kimseye %100 güvenmez. Ben öyle bir şey yapmam.
Minibüste mi kalıyorsun sen? Yok da... Minibüsün altından alır. Sokaklarda yatarsın. Üzerine gazete örterler. Yarın bana uğra. Kanarım kara gözlerin beni nasıl yaktı sevdum hallarımdan beni dur seni ne çok sevdum yüksek dağlara doğru haykırsam sevdum.